Selamlar. Key Faktör'ün yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bir önceki bölümde 2-3 modun böyle başlangıcını yapmıştık. Bugün Immersive Engineering'den devam edelim diyorum. Şimdi bölümden sonra ne yaptık? Ben bir tane tank yaptım. Immersive Engineering'in kendi tankı zaten söylemiştim onu yapacağımı. Bu şekilde. Ee, eskiden bunun içindeki gözükmüyordu. Şimdi bakınca gözüküyormuş. Eskiden elimizde kova tutmamız gerekiyordu bunun içindeki miktarı görebilmek için. Şu anda 137 kova Resit oil'ımız var. Şimdi şöyle bir kova alalım. Ee, bu devam ediyor. Block of Kolkok. Bunu alalım. Tamam. Şimdi dönelim. Bu Kolkok ne işe yarıyor? Bir daha fazla görevi var. Yalnız en önemlisi e, Treated Wood yapabiliyorsunuz bununla. Onu da şöyle 8 tane tahta alalım. Hatta şunun içine yapabilirim. Şu şekilde. Aynen. Bu şekilde Treated Wood. E, şuradan. Çünkü buna bize bayağı lazım olacak e, Bucket. Yanıma alayım. Hadi yalnız bu arada bölüme başlamadan önce şunu da yapmak istiyorum. E, ha treated Wood'u hallettik. Ne veriyor bize? Treated Stack'li tamam. Şu bölüm. E, 27 tane Blast Brick. Bu da çelik yapmak için bize lazım. Buna ne veriyor? Magma Brick veriyor. Hmm. Bunu yapmak için de normalde her pakette değişiyor. Burada da Magma Blow istiyormuş. Artı Nether Brick ve Normal Brick. Sistemim attın onları. Eee... blast. Ve neden bunu yapmıyor? Ha, e, sinkrondu bu ha. Şimdi sinkron oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 stack. Yani tam 27 tane lazım. Bu sisteme gidebilir, bu geri gidebilir, bu da geri gidebilir. Sistem aynı. Ee, bir şey de almam lazım. Hmm. Engineer Samer. Gel bakalım. Aynı coke oven yaptığımız gibi yine 3'e 3'lük bir alanı kazacağız ve bunu yapacağız. Buraya da bir çark sistemi yani enerjiyi ilk enerjimizi burada üreteceğiz. Onun için buraya bir alan hazırladık şimdilik ee, şöyle şurayı açalım 3'e 3'lük. Biz yavaş iş yaparken burada da çelikler yavaş yavaş olsun. Ee, 27 tane blast break. Enginir semir, bu da bu. Şimdi bu nasıl iş çalışıyor bu? Burada yaptığımız bu kol kokları, bozdurayım. Bir sene alalım. Ee, sen geri git, sen gel. Bu arkadaşı yakacak olarak burada kullanıyoruz ve demir, ee, iron. Şöyle bir sene alalım. Normalde bunun reçetesi birebirdir Yani bir demire bir kol kok Burada size bir tane çelik üretir. Yalnız bu pakette nedense bilmiyorum. 3 tane demir istiyor. O yüzden 63 tane koydum içine. Bu yavaşça yavaş bize çelik üretecek. İleride Ark Furnace'a geçtiğimiz zaman tekrardan birebir yapıyor diye gösterdi. Şöyle göstereyim. Steel. Ee, steel, steel, steel. Aynen burada. Bakın Ark Furnace'da bir tane Coke Dust. Bir tane Iron'la bir tane Steel yapıyor. Yalnız bu Blast Furnace'da yani şu anda yaptığımda 3 Iron bir de kol, kol, kol bakın onu burada göstermiyor. Bir tane stile denk geliyor diyor. Bakayım gerçekten öyle mi? Az kaldı zaten. Bunu sonra tekrardan immersive engineering'den devam edelim. Hatta şu arada üstümü şey yapayım. Treated wood'lar üzerimdeydi. Şimdi sisteme yolluyorum. Traded wood'ları otomatikleştirelim mi? Zaten öyle bir görev istiyor bizden. Ama ileride. Ee, aynen. 3 tane aldı. Biraz pahalıya geliyor böyle, artı slack veriyor, tamam. Ee, şunları sisteme geri yollayabilirim. Biz tekrardan görevlere bakalım. Bunu aldık. Bu arada buradaki görevlerden bize işte engineer toolbox koy verdi. Ee, ha Burada onu vermişti. Burada projektörü verdi. Bunları normalde bizim kendimiz yapmamız lazım. Burada da herhangi bir tane sapling yaptığımız zaman zaten yapmıştık onu birlikte. Juicer verdi. Bu da meyvelerin suyunu çıkartmak için lazım oluyor. Ee, şurada diyor ki ne? Buradan gelen diyor e, depola diyor. Zaten ben onu depoladım ama ben pipes modunun şeylerini kullandım. Bu diyor ki ne? Bunu kendi pipelarını kullan. Madem istiyor onu da yapalım. Kullanacağımdan değil. Ama bakın pipes modunun fluid pipeları var. Onlarla yaptım. Şimdi gel bakalım. Şurada. Bunun pipeları normalde böyle oluyordu. Şuradan bir bakayım pipe. Bu fluid pipe. Ha böyle oluyormuş tamam. Bunu ileride mutlaka kullanacağız. Fluid pipe yaptık. Şimdi öteki görev ne diyor? Hatta burada ne diye veriyor? Fluid router. Bak bu iyi oldu. Bu da fluid router da şeye yarıyor. Ee, nereye gitti? Heh. Bunu böyle yere koyup bunun hangi yöne hangi sıvıyı aktarması gerektiğini söyleyebiliyorsunuz. Bazen e, tek bir hattan 3 sıvı buraya gelip bunu 3 ayrı yöne yönlendirebiliyorsunuz. Hepsinin zaten renk kodu var. Mesela kırmızı burası. Sarı renk burası east. Ona göre ayarlıyorsunuz hangi yöne hangisini gidip hangi yöne hangisinin gitmemesi gerektiğini. Bu da kullanışlı bir arkadaş. Bunu da sisteme geri yollayabiliriz. Hatta bunu sandığa koyalım. Şuraya... Sana mı gitti? O mıknatısını bir kapatamadın değil mi? Bunlar mıknatısçı. Yürü git. Ee, burada ne diyor? Fluid Extractor veya Create modunu Fluid Extractor'ını kullan. biz bunu yapalım. Bu arkadaşı, hmm, bir tane Mechanical Iron, tamam bunu halledebiliriz. Iron Mechanical Component. Iron Mechanical Component. Bir tane bundan yaptık. Ee, pomp. Pomp mu? Pomp'muş. Yo, adı neymiş bunun? Flüt ekstraktörmüş. Hmm. Flüt ekstraktör bu arkadaş. Bunlar zaten sistemde var. Ha, şu yok. Şunu da bir sistem atmam lazım. Bu arkadaş da sıvıları pompalamak için yarıyor. Yalnız buna enerji bağlamanız gerekiyor. Bu sıvıyı aldığı için, alt tarafından alabildiği için, bunu borularla taşıyabiliyorsunuz. Bayağı da küçük bir şey. Bu da buraya gitsin. Bunu da hallettik. Lever veriyor. Artık cogwheel veriyor. Tamam sağ olasın. Bunu zaten yapmıştık. Kullanmayacağız dedik hatta onu. Sisteme geri mi attık onu? Ha burada. Tamam onu da kabul ettirdik. Dediğim gibi pek kullanışlı bir şey değil. Neden öyle bir şey yaptırdı bize anlayabilmiş değilim. Ne diyor buraya? Tank Upgrade. Replace part of backpack inventory with fluid storage. Ha, Backpack'e fluid that... koyabiliyormuşuz. O da onun şeyi. Bakın bunu yaptım. Bunu yine kabul etmiyor. Yani şuradaki tüm parçaları kırsam o olacak. O yüzden onu tekrardan yapmak gibi bir düşüncem yok. İleride yapacağız. Çünkü bize daha fazla tank lazım olacak. Zaten buradan da buraya bağlanıyor. Ee, burada ne diyor bizden? Assembler yap. Bu assembler'da az önce Adem hocanın dediği gibi bu treed boot'u veya treed plank'leri otomatik şekilde yapmanıza yarıyor. Bu yeni gelmiş bir şey. Bundan önce ben böyle bir şey görmemiştim. Bu ne? Extraction Conveyor Belt. Böyle bir şey de yoktu. Bu da Immersive Engineering'e yeni gelmiş. Şimdi bizden ne istiyor? Steel Scaffolding. Steel'imiz daha o kadar yok. Iron Sheet Metal. Onu yapabiliriz. Redstone Engineering Block. Light Engineering Block. Ve diğer parçalar. Şu iki parçaları halledebilmek için ilk önce bize bu Engineer's Workbench lazım. Engineer's Workbench. Şu parça yeni gelmiş. Engineer's Crafting Table nasıl oluyormuş? Slaplerle. Hmm, tamam, şimdi bunu bir yapalım ilk önce. Şuradan bunu alalım, fenslerimizi alalım. Kovata alalım. Şuradan başlayalım. Ee, sen buraya içeri git, sen içeri git. Blank. şunu ortaya koyalım. Bu kadarı yetecektir. Ee, Engineers Workbench. Circuit Table değil bu. ha. Şunu A ile bir kenar alalım. Şuradan başlayalım. Bunu bir yap bize. Tamam. Ee, bunu bir yap. Neden? Treated Wood. Neden yapmadı bunu? Bu tamam. Ay yok şey yapmadık daha. Hmm. Bunu hallettik. Ve Engineers Workbench. Hmm, şimdi Engineering Workbench'i yan tarafa koyalım. Çünkü sen daha önce yapmış mıydın Engineers Blueprint? Bunu buraya koyalım. Çünkü Engineers şeyini buraya koymak istiyorum. Görevi mi aldın? Anlayamadım ki lan. Ha şeyi veriyor. Common Project veriyor. Ama bize o lazım değil. Bize lazım olan Components. Burada hediye veriyor. Yani bu Common Project arası. Bize bu lazım değil. Eee, blueprint. Ee, patternler değil. Project A'lılar değil. Komponentler. Copper, alüminyum, iron, 3 tane kağıt, 3 tane de blue dye. Tamam hemen bunları halledelim. Erimiş alüminyumumuz var mıydı? Adem hocam. Ah ah. 3 tane bunlar hemen rengini değiştirelim. 3 tane e, geri kalan tüm parçalar burada. Bir tek alüminyum ihtiyacımız var. Yapıyor mu yoksa? Ha. E tamam da ne diye bana şey yapıyorsun? Sisteme yollasana. Eee, components. Aynen. Size lazım olan parça bu. Şunu götürüp hemen sandığımıza şey masamıza koyalım. E, i̇ngot lazım zaten. Bu arkadaşı buraya koyalım. Al al. Görüntü bakımı var. Steel Mechanical Component. Vacuum Tube. Adem hocam gelip bir baksana şuraya. Sen de gösteriyor mu komponentleri sağ tarafta? İsimleri yazıyor ama kendisi göstermiyor. Allah Allah bir bak var herhalde. Bakın normalde burada aslında yapılması gereken şeyi gösterir. Mesela bir tane insulating glass'a bir tane couple sheet veya copper plate koyduğunuz zaman ne yapması duvardan mı ayırayım? Ne alaka ya? Bunu da ilk defa duyuyorum. Cık, yine göstermiyor. Duvarla bir alakası yok. Yok göremiyorum. Bilmiyorum bir baktır veya başka bir şey mi değişti onu da anlayamadım. Steel ingot ha, az önce bir tane steel ingot almıştık elimize. Onu da hallettik. Öyleyse biz şu water yapalım. At termo elektrik jeneratörü yapıyor bir tane. Bir tane de charging station veriyor. Hmm. Hiç aklıma gelmemişti aslında termal elektrik jeneratörü yapmak. Şimdi water wheel. Water wheel için bize steel ingot lazım. Bir tane zaten almıştık. Artı 3-4 tane bunlar lazım. Hmm. Biz biraz trade wood yapacağız gibime geliyor. E, şunları yukarı al. Gel bakalım. Bucket'ı geri alalım. Bu arada biz bunlarla uğraşırken biraz daha çelik olursun orada. Çünkü bize bayağı bir çelik lazım olacak. Immersive Engineering'de. Gel bakalım. dited wood. Hops Tahtamız kalmamış. Ee, oraya gitmeme gerek yok. Buradan yapabilirim. Plank. Yok. Eee. Oak. Tamam, tekrardan tree wood. Şimdi nasıldı? Böyle miydi? Water wheel diyelim. Aynen. Böyle uğraşacağımıza 1, 2, 3, 4. Bu birinci bir. Hmm, stickler yetmedi. 2 3 hop yanlış. Daha yapmak istememiştim onu. Hmm bayağı bir çete hazırlayacağız. Olmazsa bir tanesini hazırlayayım. Geri kalan zaten iki tanesi de ardı ardına orayış şey olacak. Biraz çelik alalım üstümüze. Adem hocam sen bana biraz street loot yapabilir misin ya? Bayağı hızlı olmuş tamam 10 tane. Hemen water wheel. 1 2 3 4. Steel. 1 adet water wheel bunun hediyesi neydi? Ee, neden kabul etmedi bu bunu? Ha bu assembler yaptıktan sonra bunu kabul ediyor. Hatta buralar yok. Ha aşağıdan gelip burayı da bitirmem lazım ki ne? Anca buraya geliyoruz. Hem burası hem burası hem burası. Hmm. Tamam öyleyse bunu yapalım. Ee, bir tane engineer's wire cutter. fire bu arkadaş yapacağız J A engineer zaten hediye veriyormuş hmm. Hı -hı 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 -hı. dört tane ayır kapır tamam öyleyse 8 tane yapacağız bir stack sistemde tamam iki tane daha çark yapar mısın zamanı water bir tanesi benim elimde 1, 2, üç dört tane, tane olacaktır Şöyle bunları yan yana koyacağız. Ha bu plakanı, hmm, plakayı kesiyor. Doğru. Sen şuraya e, kapır. Hmm, o da maalesef yok. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar bana az bir müsaade. Bunun plakalarını dökmem lazım. Ee, sen değil. Yo burada var kapır sheet. Hop. Öyleyse müsaade almadan bu işi hemen halledelim. Bunu ya buraya, bunu buraya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam. iki set yetecektir. Şunları sisteme yolla. Bunu sisteme yolla. Bu da sisteme geri gidebilir. Sen de gidebilirsin. Engine ismini yolla. Şu anda ihtiyacım yok. Yemek üzerimde dursun. Ee, dinamo. Dynamo. Bu arkadaşı yapacağız. Onun için bunu yapıyoruz. Bu 1 ve 2. Tekrardan bu. Ben. Bu da kinetik dinamo. Bu kinetik dinamo bu su çarkı çevrildiği veya döndüğü sırada veya rüzgar gülü yapıyorsanız rüzgar gülüyle de olur. Ee, enerjiyi bu yani o hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren arkadaş bu. 3 tane Adem Hoca da hazırladı. Şimdi bunu tam orta bloğa koyalım. 1 2 ve 3. Tek bir kinetik dinamo 3 tane su çarkını hareket ettirebiliyor veya 3 tane hareket eden su çarkından enerji alabiliyor. Bunu böyle bağlayacağız. Şimdi su çarkı Şöyle çalışıyor. E, akan bir su olması lazım. O akar su bu çarkı çevirecek. Yalnız ne kadar çok noktasından su ile temas ederse o kadar çok fazla e, RF üretiyor. RF değil de FE üretiyor değil mi? Ha, evet. O yüzden bize bir su dolu kova lazım. Bakın. Hemen bir, bir tane daha yapalım ya. Veya bir tane yetecektir. E, Adem hocam sen bana biraz cam hazırlayacak mısın? Mı? Böyle yavaştan ilk enerjimizi de üretelim. Ee, şimdi akarsu dedik ee, şuraya hmm, olmaz ki. ne? Bir saniye. Aslında ben bunun arkasını ayarlayıp öyle girmem lazım bunun içine. Yoksa böyle çok zor olur. Şöyle akarsu. Şimdi burası burası. Bunun aşağısından bu köşesinden suyu yollarsam. Hmm, yok. Dönmeye başladı. Şurayı kapatmam lazım. Kine bakın su buradan temas edip neden öyle oldu bu? Normal durmaması lazım. Şurayı açsam. Aynen. Şu anda akıyor. Ha doğru bu bağlantısı yok. Ben de buna bakıyorum. Efe üretmiyor musun diye. Şimdi birinci noktası burası. Ee, biraz daha aşağılayım üzerine. üzerime. Buradan bunu bloklarsak o dönmeye devam edecek. Bakın yavaşladı. Şimdi buradan ikinci suyu bağlayacağım. Onun için tekrardan şu kovayı alalım elimize. Normal 4 ayrı noktasından su bağlayabiliyorsunuz. Yani bağlıyorsunuz dediğim 4 ayrı noktasından su koyabiliyorsunuz. Toplamda 88 veriyor. Water sigil. Ha doğru water yapabiliriz. Boşu boşuna gidip geliyorum ya. Bir saniye adam hocam. Bu Hop, orası değil şurası. Şuraya olacak. Şu anda hızlandı. Bir üçüncüsünü buradan aşağı yollayacağım. Bir dördüncüsünü de şuraya bir taş koyup koyabilirsem şöyle hemen koyayım. Ama hmm, öyleyse bir tur üstten olacak. Burayı açıp orayı değil. Aynen. Bir tane de oradan koyacağım. Ee, Adem hocam sicili bana verecek misin? Ha şeyin içinde, makinenin içine bıraktık değil mi? Aynen, e, clay yapıyorduk. Onu da göstermedim herhalde bir önceki bölüm. Clay yaparken şunu kullandık. Bakın iki tane kumu water birlikte alchemy table'ın içine koyarsanız 1'e 2 veriyor. Yani tek bir recipe'de iki tane veriyor. Veya, veya water sigiliniz yoksa bir kova suyla da şey yapabilirsiniz. Yalnız kova ile git gel bayağı zor oluyor. Aldın mı hocam? Kullanabilmem lazım aslında. Eğer ben kullanamasam sen koyarsın suları. Şimdi ne demiştik? Etraf batacak ama yok, kullanıttırmadı. Yok kullanıttırmadı. Sen koyacaksın. Mı? Veya sen yere su yap, ben alayım oradan. Sınırsız su oldu. Ama ortalık mahvolacak. olacak. Bir saniye. Bir tanesini de buradan vereceğiz. Bir saniye adam hocam. Tamam. Şurayı açmam lazım yalnız. Yine su bu tarafa doğru gelsin. Yani burası değil. Ee, o kadar sevmediğim şeyler ki ne bu Immersive Engineering'de. Ee, şurayı bloklamam lazım. Burası kapatılacak. Aynen. Bir tur daha kapatmam lazım. Şimdi. E bu su nereden geliyor hala? Ve şurayı kapatalım. Ne kadar nalet bir şey ya. Şimdi bir su kaynağı burada. Bir ikinci su kaynağı burada. Bir üçüncüsü burada. Ve bir dördüncüsü de burada. Yani şimdi buraya dört, üç tane arada da çark koyacağız ya. Aynısını hepsini de yapmamız gerekiyor. En sonunda burayı camla kapatacağım. Yani çarkların döndüğü gözükecek. Ama su dışarı çıkmayacak. Başka türlü de yapılmıyor. Ya da daha az enerjiye şeyseniz olabilir diyorsanız sorun değil. Tek bir tane çarkı da çevirebilirsiniz. Hatta şu tek bir tane buraya bağlayalım. E neden? bunu çevirmem lazım. nerede engine senir? Gel bakalım. E ne diye sen enerji dolmuyorsun. Ha tam dönmedi. Şimdi dönmüş olması lazım. E. Adem hocam. Bu arkadaşın derdi ne? Bende de bağlandı görünüyor ama efesini görmüyorum. Normal içinde ne kadar efe olduğunu göstermesi lazım. Şu anda bağlı olması lazım. Allah Allah. Tamam bağlandı zaten şu anda. Enteresan. Tamam arkadaşlar bize kısa bir müsaade. Bu şekilde oluyor. Şu anda bağlı ama neden efesini göstermiyor anlamıyorum. Biz bunun arkasına 3 tane şey 2 tane daha çark takacağız. Toplamda 3 çarkla buradan enerji üreteceğiz. Şunu bir halledelim hemen geliyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi biz hallettik. Şimdi burayı söylemeyi unutmuşum. Şurayı açık bırakmanız lazım. Yine yani yukarıdan akan su burayı tamamen ittirecek. Aşağıdaki su burayı ittiriyor. Buradaki su burayı. Şuradaki su da burayı bu yönde ittiriyor. Yani dört tarafından da şey Ama dediğim gibi yani tek bir tarafından da su verseniz. Tek bir tarafından taze enerji üretirsiniz. Ama şey oluyor. Bu arada bu göstermiyor Efe'yi nedense anlayamadım. Şimdi Immersive Engineering'de normal kablolarla elektrik taşıyorsunuz. Zaten bir sonraki görevde bizden onu istiyor. Bir önceki göreve gelelim. Bunun şeyini alalım. Hediyesini insulated lv wire coil insulated demek yani dışı kaplanmış kablo yani sizi çarpmayacak şekilde normalde eğer insulated yapmayıp da düz lv wire coil yaparsanız yani lv düşük voltaj low voltage wire coil o sizi çarpıyor konektör yapmanızı istiyor ve relay bunlar da bağlantı noktaları veya bağlantıyı çoğaltan noktalar şimdi şuradan bakalım lv wire coil insulated. Uh, insulated için tok fabrik istiyor. Onun için industrial hemp o industrial hemp şey yaptık mı? Normal onun doğumunu bugün çıkarttık. Yalnız hemp kendisi var mı? O oh, adam boş durmamış ki ne? Uh, stick. Treated stickli oluyor. Normal stickli oluyor mu? onunla oluyor. Tamam şöyle 5 tane yapalım hemen. Insulated. Insulated. LV wire coil. Hemen bir set bundan yapalım. konnektör ee, connector. LV wire konektör Bunun için terakota ihtiyacınız var. Bunda e, clay'i ısıttığınız zaman oluyor. Derken clay yok. Burada var mı? Aynen. Burada hazırlamış Adem hocam bir böyle. Bunlar konnektörler. Ee, bu arkadaşı kaldırıp böyle yaparsanız bunlar da relay'ler. Aynen. Şimdi bize bugün hediyelerden bugün demişim. Bir önceki bölüm hediyelerden şey vermişti bu small water freezer. Bakın bu FE ile çalışıyor. İçinde şu su var. Herhalde bu buz yapıyor diye tahmin ediyorum. Mesela bunu çalıştırmak için bize konektör lazım. Bir konektörü buraya bağlıyoruz. Konektörü buraya bağlıyoruz. Artı LV Wire Coil. Hatta göstereyim. Bakın LV Wire Coil bunu buradan buraya bağlarsanız normalde çalışıyor. Yalnız bu elektrik çarpması lazım. Ha çarpıyor. Bakın şu anda elektrik çarptı beni. Çalışıyor mu? Oo. FA alıyor ama ne yapıyor ne işe yarıyor bilmiyorum. Ha buz. Bak al sana buz. Saat tıklayıp buzu alabiliyorsun. Adam buz istiyor sabahtan beri benden ya. Ama belirli bir zaman sürüyor herhalde. Ee, Şimdi konektörü tekrardan üzerine koyayım. Bir saniye bekle yapma onu. Bakın insulated bağladığım zaman bu dışı işte kaplı e, kablo oluyor. Bu çarpmıyor hiçbir şekilde. Bu şekilde elektrik size herhangi bir zarar vermiyor. Yalnız ben bunu böyle yapmak istemiyorum. Şimdi denemek istiyorum. Acaba şeyle çalışıyorum bu e, pipes modundan gelen tablolarla Pipes, ee, bu water pipe, fluid pipe, energy pipe. Hmm. Bunu bir deneyelim. Pipes. Bunu alalım. Buraya bir kıralım. Bunu birinci sende mi, ben de mi? şöyle. Eğer bu kabloyla bunu yapabilirsek şu anda Efe almıyor. Ee, ha burada. Böyle shift sağ klik yapıp aynen. Böyle ele, böyle enerji alıyor. Öyleyse ben hiç o kablo işine girmeyeceğim. LV, HV o bu. Aynen. Bunun içindeki şey kaldı kalmadı. Bunu otomatik su besleyeceğiz öyleyse. Yalnız bundan bir de çık almamız lazım. Yoksa sürekli böyle saatlik yaparaktan bunun içinden buz almamız lazım. Ama ne, ne, paketlenmiş buz mu veriyor, normal buz mu veriyor? atar mısın bana? Ha, Blue Ice veriyor direkt. Yo, bir Blue Ice verdi bir de normal Ice verdi. Ha. Sana da Blue Ice lazımdı. Şimdi Blue Ice bize neden lazım? Ee, burada gösteriyor mu? Bakayım. Sağ tık. Ee, Foundry değil. Bu değil. Yok. Şimdi bu... Adı aklıma gelmiyor. Bir yerde su, bir tarafta lav, altında da şey olduğu zaman blue ice. Yok öyle değil. Bazalt. Ha. Bazalt jeneratörü yapıp da şey yaparsak. Oradan şey elde edebiliyoruz. Hem netherite hem kobalt. Öyleydi değil mi? Aynen. Kobaltı elde etmenin yolları bakın. Bazalt jeneratöründen. Sol, soil, blue ice ve lav. Bu şekilde nether kobalt or elde edebiliyoruz. Ve netherite'ı da bu şekilde elde edebiliyoruz. Yani burada oluşan kabuston jeneratörü gibi olan şey. Yani bazalt jeneratörü. Bize hem nether kobaltı üretecek hem netherite. Onu da Adem Hoca hazırlasın. Onu da göstereyim ben size. Biz bu arada immersion engineering'den devam edelim. Şimdi bunu da hallettik. Tamam. Burayı hallettik. Burası tamam. Fermenter yap diyor. Metal presleri yap diyor. Squeezer. Pump check. Distillation. Hmm. Aslında buradan gelip pump çekimi yapsak? metal press, rafineri, dizel jeneratör. Dizel jeneratöre biraz zamanımız var. Aslında bu squeezer yapsak yolu bize. Şimdi eğer madem öyle biz bu kabloyu buradan karşı tarafa yollayalım. Şimdi şu, burası şu yükseklik aynen. Immersive Engineering odası burası olacak. Ben bu kabloyu buradan böyle devam ettireyim. Bu odaya alayım. makinelerimizi buraya bağlayalım. Böyle devam ettiririz. ta işin doğrusuna bakmadım. Bunun fasatları var mı? Bunu duvarın içine gömebiliyor muyuz? Üstünden bunu kapatabiliyor muyuz? O yüzden onu bölüm arasında bakacağım. Şunları geri yollayabilirim. Aslında projektör elimde olsa iyi olurdu. Sen bir dur. Tekrardan buraya gel. Ne yapacaktık? Squeezer. Hımm. Top yapıyor. Tamam. Plant oil yapıyor. Squeezer. Şimdi buradan squeezer'ı bulalım. heavy simple machinery miydi? Burada değil. Oil processing'de de değildi herhalde. Yok. Heavy machinery, squeezer burada. Tamam. Şimdi bunu bu sayfada bırakacağız. Bunun yanına projektörümüzü koymamız lazım iki tane projektör al. Envanterinizde o sayfa açık olaraktan kapattığımız için e, right click open menü. Bunun kendi menüsü mü var artık? Ha, eskiden kitabın yanına koyuyorduk. Şimdi böyle oluyormuş. E, fermenter değil. Pump check değil. Raffinery değil. Sawmill değil. Silo değil. Squeezer. Hah. Bize lazım olan bu arkadaş. Squeezer. E, Cancel, Mirror, Rotate South, Rotate Clockwise, Confirm. Ha, confirm mi yapacağız? Squeezer, Confirm. Ha, confirm yapınca oluyormuş. Tamam. Gel bakalım öteki odaya gel bizimle. Şimdi... Hmm. Aa, böyle dönmüyor mu? bunu böyle rotate böyle mi yapacağız? İste hmm. bakıyor. South'a bakıyor. Confirm. Yo ben bunu öteki türlü çevirmek istiyorum. Neden dönmüyor ki ne bu? Eskiden orta tuşa bastığınız zaman böyle dönüyordu. Sağ tıkla yere sabitliyorsunuz. Bu modları yeni değişince işte böyle acemilik çekiyoruz. Yok, ben bunu böyle istemiyorum ki. Shift sağ tıkla tekrardan kaldırdım. Selection mode. Dön, iste dön, norta dön. Tamam, confirm diyelim. Hmm. Böyle olabilir. Çok gitti, böyle bir tur daha gel. Böyle yere yerleştirsek, tamam. Bunu bu şekilde yapacağım. Şimdi tekrardan kitabı açalım. Bizden neler istiyor? Bir tane piston, altı tane steel scaffolding, iki tane light engineering block, bir tane red engineering block, üç tane steel fence, iki tane fluid pipe, dört tane wooden barrel. Kurulumu zaten yerde. Öyleyse ben bu parçaları hazırlayayım. Yalnız bu arada sizinle birlikte bir tane light engineering block yapalım, bir tane de redstone engineering block yapalım. Light engineering block. light engineering hmm, Bunun Bu parçaları var mı? Yok. Ayrın sheet metal'ler yok. Onlar da şuradaki sandıktaydı. Olmaz o sandıktakilerin hepsi ben tekrardan sisteme yollayayım. Tek tek buradan aramamıza gerek kalmasın ayrın sheet metal. Gel bakalım senden de biraz sheet metal yapalım. Şu şekilde sheet metal'ler oluyor. Şunları sisteme yolla. light engineering blok şimdi bir de ee, redstone redstone engineering blok bir de bunu yapalım ha, daha basitleştirmişler eskiden redstone engineering bloğunun içine şey istiyordu tüp falan vacuum tüp şimdi onları istemiyor öyleyse basit işimiz bayağı kolaylaştı ee, bundan rod yapmamız lazım tamam steel rod steel scaffolding steel scaffolding böyle bir altı e veriyor. Şimdi son tekrardan bakmak istiyorum. Ne istiyordu? Tamam şu sağdakileri bir çeker misin arkadaşım? Bir tane piston, iki tane steel fence, iki tane flute pipe, onlar da var. Dört tane de wooden barrel. E, flute pipe'ı al. Ay da, her şey bu okey okey diyor ya. Şimdi sen buraya, sen buraya, sen böyle, sen böyle, sen böyle, steel. Al bakalım, steel fence, wooden barrel. Bu arkadaş, hmm. bir, iki. Sadece da 3 wood kalmadı. ay ay. wood plank. Hmm. Gel bakalım. Şunu yerine koyalım suyu. Tekrardan krusut oyla alalım. Ne oldu hocam? şeyler yapıyor ama anlamadım ne yaptığını. uyuyor Tekrardan bu. Tamam. Bu da yetecektir. Bu da son parça artık. Ee, wooden barrel. 3 ve 4. Tamam. Tüm parçalar hazır olması lazım. Gidelim hemen en son bu Fermenter'ı bir hazırlayalım. Yapacağımız bütün makineler aşağı yukarı aynı olacak. Sizden istediği makinelerin şeyini buluyorsunuz, projektörde yerini. Ona göre eğer doğru parça elinizde ise bakın direktman kenarları beyazlaşıyor. Şimdi burası, burası, burası. Burası tamam. Bu Light Engineering Block buraya. Sen yukarı, sen yukarı, sen, sen, sen. Pipelar buraya. Eğer tüm katı doğru yaptıysanız bu sefer ikinci kat meydana çıkıyor. Ha, piston yapmadım. Ee, Adem hocam bana bir piston yapacak mı? Bu tamam, bu tamam, bu tamam, bu tamam. Light Engineering Block buraya. Bir tane. Bu arkadaş buraya. En son üstte de bir tane piston. Ha yaptım mıydı Şimdi bu piston düz konmayacak. Yalnız pistonun düz konup konmaması önemli değil. Bak zaten kırmızı olarak gösteriyor. Eğer pistonun yanına gelip normal engineering Hammer'la bunu çevirebiliyorduk. Allah Allah. O fünksiyon etesini kaldırmışlar mı? Normal engineering blokla pistonlara vurduğunuz zaman pistonların yönünü değiştirebiliyordunuz. Öyleyse bunu alalım bir. Hmm, tamam. Şimdi steel fence 1 2 3 Şimdi öyleyse buraya aşağı gelip buna bakarak da aşağı doğru aynı. şimdi oldu. Bu arka tarafı neden kırmızı gösteriyor? Göstermemesi lazım aslında. Duvara değiyor diye olabilir. Ama eskiden öyle bir problem yoktu. Şimdi nereye vuracağız? Hı hı hı. Tamam. Key inverted by tamam. The squeeze organic the structure is built as shown on the... on the central wooden barrel. Ortadaki wooden barrel'a vurduğunuz zaman diyor oluşur diyor. Bir saniye. Ha, oluştu. Tamam. Bunu şiflikle kaldırayım. Aynen. seni kaldırayım elimden. Squeezer'ımız bu. Yani az sonra bir düzel yapmak için ilk yapacağımız parçalardan birisi bu. Yani ilk kullanacağımız parçalardan birisi bu. Yalnız buraya yok. Enerji girişini buraya vermem lazım. Burada da açma kapama düğmesi. Yani sürekli açık durabilir. Son bir pipes'tan daha şey yapayım. Ee, pipes. Bu arkadaş enerji. Gel bakalım. Aynen. Şu anda içi enerji dolmaya başladı. Bunun içine de e, herhangi bir tohum veya e, her bir şeyi de kabul etmiyor bu ya. Oil. Plant oil. of plant oil değil. Plant oil. Squeezer'ın içinde beetroot seed, melon seed, Pumpkin seed, cabbage, tomato seed, industrial hemp seed ve normal wheat seed. Bunları kabul ediyor. Bunlardan plant oil yapacağız. Plant oil'dan sonra etanol yapmamıza gerek var mı? Yoksa direkt plant oil'i yakıyor mu bir şey ya? Jeneratör. Burada değil bir, bir, sonraki odada. Var değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. <laughs> yapacağız. Şöyle alalım bu arkadaşı. Ve yavaştan Plant Oil yapalım. Şimdi Plant Oil'u yaptığım zaman bu tanktan bir tane daha yapacağım. Buradaki Plant Oil'u da tanka yollayacağım. Onu tekrardan o odaya mı yollarım, burada mı tutarım bilmiyorum ama. hani bak bu şekilde burada yavaş yavaş Plant Oil oluşacak. Yalnız enerji çok çabuk yiyip bitirdi. Hmm. Bize daha fazla enerji lazım. Bu enerji bizi kurtarmaz. İşte o yüzden şey yapmamız lazım. 160 plant oil oldu. Crude oil, seed oil, plant oil. Şimdi plant oil rafineride plant oil ve etanol ile biodizele çevirebiliyoruz. Etanolü nasıl yapacağız? O da industrial fermenter'da patates, karpuz, domates veya elma olabilir. Aslında bir elma ağacı yapıp elma ağacını şey yapabiliriz, otomatikleştirebiliriz veya bir sugar cane, otomatik sugar cane farmı yapabiliriz. Yine sugar cane en iyisi gibime geliyor. 80 veriyor. Hepsi 80 veriyor da. Şeker kamışını daha çabuk ve taze yapabiliriz. En şu karpuzmuş. Öyleyse bir sonraki bölüm bu industrial fermenter yaparız. Buradan etanolü elde ettikten sonra en sonunda da biyodizeli elde edip ilk jeneratörümüzü çalıştırırız. Çünkü birçok makinemizi bundan sonra enerjiyle çalıştıracağız. Yani işin doğrusu crate moduyla bu paket bitmez gibime geliyor. Yalnız bugünlük bu squeezer yaptık. Ve gördüğünüz gibi şu anda 3 tane çark sonuz döndüğü halde Buraya yetişmiyor. Ama dediğim gibi bir günde bitecek de değil. Yavaş yavaş bu paketi bitireceğiz. Oldu. Adem Hocam gel. Bugünlük. Müsaade isteyelim biz. Ha bu arada şey yaptın mı sen jeneratörü? Ha doğru bu. termon elektrik şeyleri de yapabiliriz bir sonraki bölüm. Hmm. Tamam. Şey ee, yaptın mı ee, jeneratörü? Ee, basalt jeneratörünü. Hadi göster bakalım. Bir. Adam air sigil yapmış. Uçuyor artık. Biz böyle tabana kuvvet. Ha, bunu gösterdim bilmiyorum da. Doğru kapısına jeneratörü bırak etmiştik. E kır, kır bakalım. Aynen bazalt oldu. Kuvart oldu. Tamam. Ha buraya gidiyor tamam. Tamam sen devam et. Bazalt. Kuart's. Hiç netherite veya kobalt geldi mi? Altın. Altın. Bazalt. Quartz. Ha kobalt geldi. Netherite hiç geldi mi? Nine mı? <gülüyor> 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 netherite ile bakayım. Netherite. Netherite scrap. Ee, bu nereden geliyor? Buradan. Ancient debris'den geliyor. Ancient debris. Bak bazalt jeneratöründe oluyor a blue ice'la tamam. Yani bedeli bir yüzdeyle demek ki o da gelecek ama şu ana kadar gelmedi. Ee, olmazsa bu block breaker'dan bir tane de oraya kurarız. O otomatik kendi başına takılır orada. Hala Netherite göremedim bende. Oldu. Dediğim gibi biz bölüm arasında burada bayağı bu bir kobalt Netherite hallederiz. Bu block breaker'dan small block breaker'dan bir tane de yapıp buraya koyarız. Zaten burada kırılanlar buradaki Advanced Item Collector sayesinde toplanıyor. Gel Adem hocam. Veda edelim. Squeezer'ımızın önünde. Arkadaşlar. Dediğim gibi termoelektrik jeneratör. Hmm, bir tane hediye vermişti. Ona da son bir bakalım. Termoelektrik. Termoelektrik jeneratör. Ben bunu tamamen unutmuştum. Konstantan istiyor. Basit. Steel. Tamam. Az önce yapmıştık. Kokus koyalım. Konstantan. Erimiş Konstantan. Copper ile Nike'li birleştirip Konstantan yapabiliyoruz. Ya da sabah yaptığımız kilinde de olması lazım. konstantan onun içinde de yapabiliyoruz. Bir saniye. Konstantan. Kilin nerede? Ha, bakın burada. Eloy kilin. Bir önceki bölümün başında yapmıştık. Copper'la nikeli birleştirince konstantan veriyor diye. Aynen. Oldu. Bir sonraki bölüm bu termonun elektriğe de gireriz. Oradan da iyi enerji üretebiliriz. Oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.